Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video daha yine birlikteyiz. Herkese iyi pazarlar, iyi tatiller diliyorum. Yine hareketli bir hafta geçirdik. Geçtiğimiz hafta endeks tarafında özellikle pazartesi günü çok sert bir düşüş oldu. Yine öğleden sonra devre keserek bir hareket oldu. Ve günü tamamlayamadık hatırlarsanız. Şimdi endeksle ilgili önümüzdeki haftaki beklentilerimizi, son durumu değerlendirmek istiyorum. Şimdi öncelikle hemen 5 ve 10 günlük ortalamalarımızı atalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırdıktan sonra ve kesişim de oldu pazartesi günü. 5 ve 10 günlük ortalamanın üzerine tekrar atamadık. Kapanış yapamadık bir türlü. Perşembe günü tam sınırda kapattık. Cuma günü üzerine atsak da yine kapanışımız 5 günlük ve 10 günlük ortalamanın altında oldu. Geçtiğimiz dönemdeki hareketlere bakacak olursak açıkçası en az şöyle bir 3 günlük bir kapanış olması gerekiyor. Bakın buralarda olmuş. Hemen arkasından gelmiş. Ama dediğim gibi kesişim olduktan sonra zaten öne açılmış durumda gözüküyor. Buradan biraz da tabii teknik tarafına şöyle bakacak olursak da hafta içi de yine bir hatırlarsanız bir tweet attım. Şu kanallar çalışıyor diye arkadaşlar. Şuna hemen bakın 3-4 tane paralel attık. Bunu nasıl çizdiğimi şöyle göstereyim ben de size. Bakın arkadaşlar. Yani bu şekilde bir grafik oluşturabilirsiniz. Burada en önemli çizgimiz şu çizgi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şunu hemen maviye boyayalım. Neden? Şu anda ciddi şekilde gördüğünüz gibi en çok temas ettiği nokta bu. Burada kırıldıktan sonra satışlar artmış durumda. Arkasından şu anda üzerine geçemiyoruz bir türlü. Bu kanal yapısında ilerlediğini düşünüyorum. Yani kanal yapısının çalıştığını nasıl denli, ne kadar sağlıklı olduğunu da şu şekilde anlamaya çalışıyorum ben açıkçası arkadaşlar. Paralellerini attıktan sonra bu paralelleri bakın buraya getiriyorum. Bakın burada çalışmış. Buraya bakın. Burada çalışmış. Yine aynı şekilde bakın burada çalışmış. Burası istisnadır arkadaşlar. Buraya ayı tuzağı olarak da lanse edebiliriz. Dediğim gibi şu andaki yapı bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Önümüzdeki hafta için önemli noktalardan bir tanesi 3.335 seviyesi. Yani bu kanalın üstüne attığı noktada 3.450'lere kadar bir hareket olma ihtimali yüksek. Aşağıdaki destek noktamız 3.222 arkadaşlar. Burada da bir daha kısa vadeli baktığınız zaman şu şekilde bir yapı da oluşuyor. Bakın. Bu şekilde bir yapı da oluşuyor yani. Ama dediğim gibi zaten benzer yapılar. Şu bölge yapı dışında yani nokta atışı olarak yani şuradaki çizgi dışında yani şuradaki bölgeyi daha çok düşünmek daha mantıklı. Yani şuradaki bölgeyi düşünmek daha mantıklı. Bu bölgenin de açıkçası 3.200'ün altında ki satışların başlamasıyla birlikte hızlanacağını ve daha önce bahsetmiş olduğum şundan silelim hemen. Şuradaki bakın arkadaşlar şöyle bir grafik çizmiştim hatırlarsanız. Şöyle 3.038 şu anda 3.040 3.050 bu bölgeye kadar satışın olabilme ihtimalini yüksek görüyorum. Buralara kadar gelebiliriz diye düşünüyorum ama dediğim gibi şu an için böyle bir durum yok. Şuna hemen bir paralel atacak olursak da bakın bir de bunu atalım bakalım ne durumdaymış. Bakın buradaki paralelde aslında kırmış durumda. Üzerine atmış durumdayız. Dediğim gibi şuradaki kanala göre. Ama genelde buradaki düşüşlerde iki yani üç defa olma ihtimali oluyor arkadaşlar. Yani bir, iki, üç defa değme ihtimali oluyor. Bakalım yani o yüzden ben söylüyorum temkinli olmakta fayda var diye. Ama dediğim gibi bizim için açıkçası önümüzdeki hafta şu çizgimiz önemli olacak arkadaşlar. Bunun üzerine atacak olursak tahminime göre açıkçası yani bu çizginin üzerine atacak olursak 3.500'lere kadar bir hareketin ben ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyorum. Asıl yükseliş hareketinde yani şuradaki çizgi işte şunun paraleli şöyle düşünecek olursanız da şunun paraleli bu çizginin üzerinde yani asıl rally'nin yeniden yükseliş trendinin başlaması da şuradaki bölgenin üzerine çıkışımızla başlayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu da hemen hemen 3.500 seviyelerine falan geliyor şöyle. Böyle bir grafik çalışması var şu anda. Bu geçtiğimiz eski
düşüşlerden sonraki yapılara benziyor arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi şu anda daha yatay bölgedeyiz, testere bölgesindeyiz. Bu şekilde daha böyle yatay hareketler devam edecektir. Ta ki 3500 geçilene kadar. Endeksin genel resmine bakacak olursak da, daha büyük resme bakacak olursak da açıkçası yani burada endeksin yükselişinin ben 4000 üzerine kadar devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Yani hala ucuz olduğumuzu, endeks tarafında düşük olduğumuzu tahmin ediyorum, bekliyorum. Yurt dışı piyasada birazcık canlanırsa, satıcılar geliyor orada da canlanırsa, biz de yeniden yukarılara doğru hareket içinde olacağız diye düşünüyorum. Şimdi endeks tarafında döviz bazında tekrar bakacak olursak da, burada da şöyle bir yapı oluştu arkadaşlar. Şuradaki çizgiyi geçemedik. Şurayı geçemedik. Buradan bir satış yedik ve sert bir satış yedik. Ama şurada da şu bölge önemliydi hatırlarsanız. Burası Naci Ağbal'ın ayrılmasından sonraki düşüşün en yüksek noktası. Buradan itibaren dediğim gibi burayı da destek yapmış durumdayız şu anda. Ama açıkçası asıl önemli destek noktamız şurasıydı arkadaşlar. Yani bunun üzerinde çok, bunun altında çok fazla kalmadık. Buradan tepki verdik. Dediğim gibi maksimum hani 3000 seviyelerine kadar düşecek olursak da, buralara kadar dolar bazında, endeks yani döviz bazında diyelim, buralara kadar düşme ihtimalimiz olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında yeniden 200 dolarları zorlama ihtimali yüksekmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Endeks tarafındaki dolar bazlı yani döviz bazlı durumda da şu an için böyle bir durum var. Buradaki şu bölgeden aşağı çıkmadığımız sürece, hatta şuradaki 167'nin altına inmediğimiz sürece, şöyle yapalım bakın. Şu bölge arkadaşlar, şu bölge bakın. Şöyle yapalım. Böyle bir tarama yapalım buraya. Bu bölge çok sıkıntılı bir bölgeydi. Bakın çok ağırlıklı olarak zaman geçirdiğimiz bölge burası arkadaşlar. Bu bölgenin üzerinde kaldığımız sürece bence burayı kırma ihtimalimiz daha yüksek gözüküyor. Ne zaman ki bunun altına geliriz, o zaman buradaki hata hareket tekrar devam eder diye düşünüyorum. O yüzden döviz bazında da bu şekilde bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Yani şu grafikte döviz bazına bakılmaz, işte yabancı yok falan muhabbetine de girmeye gerek yok açıkçası arkadaşlar. Her şeye döviz bazlı bakıyoruz. Yani ev fiyatları döviz yükseldiği için, ev fiyatları yükseliyorsa burada da döviz bazlı bakılır arkadaşlar. Zaten şu grafikte bize gerçekten yani net bir görüntü sunuyor aslında. Yani teknik anlamda şöyle bakalım. Bakın satışların geldiği noktaların bakın ne kadar hassas. Yani buralar önemli. Alışların geldiği noktalar bakın ne kadar hassas, ne kadar önemli. Yani bunlar dediğim gibi bu grafiğin, döviz bazlı grafiğin önemli olduğunu gösteren bence göstergeler diye düşünüyorum. Şimdi endeks tarafı, BIST tarafındaki görüntü bu şekilde arkadaşlar. Bunun dışında BIST 30 tarafı da çok farklı değil. BIST 30 tarafı da benzer bir grafik içindeyiz. O taraf da farklı değil. Orada da aynı şekilde bakın. Aynı grafiği şu şekilde çizebiliriz. Hemen paralelini atalım. Bakın. Gayet net bir şekilde devam ediyor. Dediğim gibi bu kanalın üzerine çıkarsak bir üst kanala geçeriz. Dediğim gibi burada da önemli nokta 3815 seviyesi. Şu bölge yani şuradaki yatay bölge bence rally'nin başlayacağı bölge olarak düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden şu anda temkinli, iyimserlik devam ediyor diye düşünüyorum. Buradan hemen endeks kontratlarına geçecek olursak, vadeli viyop tarafına. Biliyorsunuz viyop tarafı son dönemde çok konuşulmaya başladı. Çok ciddi sıkıntılar oldu. İşte fiziki teslimat, nakdi uzlaşma diye. Dediğimiz gibi TSKB, Şekerbank ve işte İşGeo'daki sıkıntılar ciddi anlamda büyük. Bakalım bu hafta nasıl bir çözüm olacak. Artık son düzlüğe girdik. Son 5 günümüz. Yani iki ucu derler ya, iki ucu değnek derler ya, gerçekten öyle. Yani ciddi bir yani fiziki teslimat sıkıntılı, ciddi sıkıntı var. Bununla ilgili tweet attım. Bu takaslara bakarak teslimatın olması imkansız. Diğer taraftan nakdi uzlaşmaya bakıyorum. Öbür taraf orada da arbitrajcı pozisyonlar var. Arbitraj pozisyonları var. Onlar yine sıkıntılı. Yani dediğim gibi şu an için orası nasıl bir çözüm bulacaklar, ben de merakla bekliyorum.
Ama yine yani en olması gereken fiziki teslimatla, nakli teslimatla, nakli uzlaşmayla birlikte bu işi kapatıp aradaki arbitrajcılar için bir çözüm bulmak. Çünkü fiziki teslimat o takaslarla imkansız arkadaşlar. Yani o mal alınmaz. Yani ciddi bir sıkıntı var. O tarafta ciddi bir mal toplama olacak. Bu sefer de çok ciddi sıkıntılar olacak. Mal satımlar olacak. Ciddi bir miktarda para gerekecek. Yani sıkıntı büyük. Ciddi sıkıntı büyük. Bakalım önümüzdeki dönem neler olacak göreceğiz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Viyop tarafındaki trendimiz bu şekilde. Çok net bir şekilde çalıştı. Burası bizim alt trendimiz hatırlarsanız. Bir de bizim ana trendimizdi. Bir de burada ara trendlerimiz vardı şu şekilde takip ettiğimiz. Bunlar zaten kırıldıktan sonra buralara kadar geldi arkadaşlar. Buralar tuttuktan sonra şu an için bir sıkıntı yok. Dediğim gibi şuradaki yataya kadar da zaten bakın yükselmiş durumda. Yani 3557 şu an için haftaya biraz daha bu yükselir. 3558-59 bölgesinin üzerinde kaldığımız sürece yani yeniden burada yukarı doğru hareketin olma ihtimali yüksekmiş gibi gözüküyor. Burada da aynı şekilde buradaki sıkışma çok daha net arkadaşlar. Bakın şöyle bir sıkışma içindeyiz. Burada bir düşen trend var şu bölgede. 3721'in üzerine attığımız noktada 3840 ve asıl hareketin başlaması gereken nokta 4000 seviyesi arkadaşlar. Bana göre 4000 seviyesinin üzerinde. Bu vadede tabi olur mu? Bakacağız. Bu vade yetecek mi buna? Bakalım. Yani artık son 35 günümüz kaldı bu vadenin sonuna. Biop tarafındaki durumda şu anda bu arkadaşlar. Peki sanayi endeksi en çok sağlam duran neden sağlam durdu? Daha önce de bahsettik. Herhangi bir köpük oluşmadı. Yani bir köpük pozisyonuna girmedi bankacılık gibi. Bankacının etkisiyle endeks tarafında da bir köpük oluşmuştu. Hep beraber alındı ama sanayi endeksi gördüğünüz gibi çok fazla düşüş durumuna geçmedi. Ciddi bir tepki verdi açıkçası arkadaşlar. Çoğu kağıt zaten zirvelerinde geçmiş oldu. Zirvelerine yakın olanlar da var. Sanayi endeksi de gördüğümüz gibi geçen hafta paylaştığım bir grafik vardı burada da. Burada da şurada yatay bir kanal var arkadaşlar. Bakın. Şunu şöyle yapalım. Şöyle. Evet. Yani bu şu yatay çizginin üzerine attığımız noktada bence hareketin başlama ihtimali yeniden özellikle sanayinin pozitif ayrışma ihtimali yüksek gözüküyor. Sanayi endeksi tarafında ben olumlu olmaya devam ediyorum. Zaten bankacılık endeksinden çıktıktan sonra bankacılık endeksi daha yükselişini tamamlamadan açıkçası erken de çıktım ben. Neden? Çünkü bir köpük oluşmuştu. O köpüğün içinde olmayacağımı zaten söylemiştim. Dediğim gibi sanayi endeksi tarafındayız. Sanayi endeksi tarafında olumsuz durum yok. Hisse bazlı hareketler devam ediyor. Dediğim gibi çoğu hisse zirvesinde geçti. Zirvesinde şöyle şuradaki bu üst bandı tekrardan şöyle çizelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bu üst banda yani 5750'lere doğru hareketin olma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Şu çizgiyi kırdıktan sonra. Buradan da ciddi bir prim potansiyeli var. Hisse bazlı hareketler bakımından da önemli durumdayız. Şimdi endeks tarafındaki görüşlerimiz bunlar arkadaşlar. Diğer taraftan dolar tarafına yine alışkanlık grafiğini açalım biz. Herhangi bir konuşacak bir şey yok dolarla ilgili. Gördüğünüz gibi tik 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 yukarı devam ediyor. Ama bu yükselişin kaynağı tamamen parite kaynaklı. Onu da şuradan anlıyoruz. Euro dolar sepet ortalamasıyla alınıyoruz. Gördüğünüz gibi burada da herhangi bir olumsuz yani açıkçası o coşku yok. Dolardaki coşku yok. Tam tersi kaç günden beri aşağı doğru gidiyoruz. Burada da şu şekilde bir kanal yapısı oluşmuş durumda. Yani bu kanal yapısının altında gelirse yeniden belki biraz daha aşağılara gelebilir. Bu da hem dolar hem euro iki tarafta olabilir belki düşüş. Dediğim gibi yani sepet bazında aslında döviz tarafı bazında bir giriş var gibi gözüküyor yani bir düşüş var gördüğünüz gibi 4-5 günden beri. Tabii yani daha önce de oldu. Arkasından yeniden yukarılara gitti. Bu tabii kalıcı olur mu olmaz mı göreceğiz. Ama dediğim gibi yatırım tarafında benim için yatırım yapılabilir bir nokta değil burası arkadaşlar. Onu da sürekli söyledim. Gelelim altın tarafına. Altını hatırlarsanız yani çok uzun zamandan beri trend olmadığını söylemiştim. Sıkı takipçilerim bunu bilir. Burada da 1680 noktasını söylemiştim. 1680'in kırılacağını da söylemiştim.
Ve kırıldı da. Kırıldıktan sonra da aşağı doğru hareket geliyor arkadaşlar. Nereye kadar gelir demiştik? İlk planda geleceği nokta 1555'ler. Beklentim buralara kadar gelme tarafında. Buralara kadar geldikten sonra dediğim gibi şurada da 1453 gibi bir rakam var arkadaşlar. Buralara kadar düşme ihtimali şu anda yüksek. Yani şöyle kanal kanal baktığınız zaman bu bölgeden çıktıktan sonra şu bölgenin içinde hareket edeceğizdir. Burada da dediğim gibi ilk desteğimiz 1540, ikinci desteğimiz de 1450 seviyeleri arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi şu anda altın tarafında herhangi bir trend olmadan girme taraftarı diyelim. İşte dolar sayesinde birazcık gram altın daha böyle sağlam gibi duruyor ama o da nereden baksanız 1030'lardan 970'lere kadar gelmiş durumda. Orada da ciddi bir düşüş oldu gibi yani ons altın kadar olmasa da ciddi düşüş oldu. Dolarda biraz gerileme olursa da orada da ciddi bir sıkıntı olabilir. 800'lere kadar da gelme ihtimali var mı? Bence var diye düşünüyorum. Evet, altın tarafındaki görüşlerimiz de bunlar. Bu hafta iki tane hisse beğendim diyelim. Onlara bakacağım arkadaşlar. Bir tanesi BİM. Biliyorsunuz BİM benim eskiden beri çok beğendiğim hisselerden bir tanesi. Özellikle şu bölgelerde ciddi şekilde alıp buralara kadar da beklediğimiz bir hisseydi. Son dönemde çok fazla dillendirmiyorum, çok fazla konuşmuyorum. Çünkü gördüğünüz gibi çok yatay bir hareket içinde. Şurada 114 ile işte 104 arasında, arkasından da şu anda 124 ile 114 arasında bir hareket içinde devam ediyor. Burada da şöyle bir görüntü oluştu arkadaşlar. Şu şekilde yatay yukarı doğru bir düzeltme hareketi yapıyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Yani şuradaki 80'den başlayıp işte 112'ye kadarki yükselişin açıkçası burada yatay bir düzeltmesini yapıyor diye düşünüyorum. Yani bu yatay, yani o yükselse de yatay bir düzeltme arkadaşlar bu. Yani şuradaki kadar sert bir yükseliş değil. Burada dediğim gibi şu bölgede bir hareket içinde. Buradaki asıl hareketin dediğim gibi burada 115'ler destek seviyesi. 115-75'ler. Buranın üzerinde kaldığı sürece, burası kırılmadığı sürece bence dediğim gibi yukarıda 130 seviyesi var. 130 seviyesini kırmasıyla birlikte yeniden bir 150-160'lara kadar bir hareket olma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Burada zaten hemen şöyle hacime attığımız noktada bakın. Şuradaki bakın arkadaşlar, şuradaki bölgede bakın hacim azalıyor ve Cuma günü tekrar artıyor. Sanki dediğim gibi yeniden zaten bakın hacimin arttığı noktalar hep destek noktaları. Destek noktalarına geldiği zaman hacim artmış. Bakın burada hacim burada. Yine destek noktasına gelmiş hacim burada. Dediğim gibi yine burada bakın hemen hemen destek noktasında hacim burada. Dediğim gibi burada da biraz mal toplama da olabilir. Burada birazcık böyle pozisyon ayarlamalar da olabilir. Önümüzdeki dönemde ben burada yukarı hareketin devam etmesini bekliyorum arkadaşlar BİM tarafında. Bunun genel resmine bakacak olursak da şöyle yapalım. Burada şöyle bir kanal vardı arkadaşlar. Bunun üzerine çok hızlı geçtik. Bakın şöyle bir kanalımız vardı. Bu yaklaşık olarak 2 yıllık bir kanaldı. Önemli bir çizgiydi. Bunun üzerine attık ve şu anda yukarı devam ediyor hareket. Burada önümüzdeki dönemde bence şöyle bakın şuradaki önemli bir çizgimiz de vardı. Bunu da üzerine attık. Bakın şunu silelim, kafa karışıklığı olmasın. Evet, şuydu arkadaşlar. Bakın bu da yaklaşık 2013'ten beri gelen bir kanal yapısı. Bunun üzerine attık. Şunu da silelim şöyle bakın daha net gözüksün. Artık yeni bir hareket kanalına gireceğiz arkadaşlar. Ve bu da yani daha böyle 100'ün üzerinde 100'den 120'ye gitmek için bu kanalın üzerine atmadı. Bu çizginin üzerine atmadı. Her zaman söylüyorum. Bazı çizgiler çok önemlidir. Yıllarca 10 yıllık, 15 yıllık kıramadığı bölgenin üzerine atması önemlidir. Yine burada bakın yaklaşık olarak ne zaman en son 2013'te burayı görmüş. Arkasından hep altındaymış. Zorlamış zorlamış ve üzerine atmış. Üzerine attıktan sonra da yeni bir kanal yapısı içinde hareket edecektir diye düşünüyorum. Bu da maksimum noktası bence 200'ler gibi düşünüyorum. 200'lere kadar bir hareket ihtimali var. Tabi düzeltmeler yapa yapa diye düşünüyorum. BİMAŞ tarafındaki olumluluğum devam ediyor bu tarafta arkadaşlar. BİM tarafındaki görüşlerimiz bunlardı. Dediğim gibi 130'un üzerinde yeni bir yükseliş, hızlı yükseliş hareketi başlayacaktır diye düşünüyorum. Bu endekste sürükleyecektir zaten bu da. BİM dışındaki diğer hissemiz de Tofaş arkadaşlar. Hemen açalım Tofaş'ı da. Tofaş'ta bu da çok ciddi bir sıkışma içinde arkadaşlar. Yani şuradaki bölgeyi kırdı. Tamam, şuradaki bakın.
Çizebilsek şöyle. Şuradaki önemli bölgenin üzerine attı. Attıktan sonra buraya bakın bir pullback yaptı. Buradan uzaklaşamadı bir türlü. Bir türlü uzaklaşamadı. Burada maksimum işte 89'dan işte maksimum 97'leri görmüş durumda. Burada bir sıkışma içinde. Onun dışında buranın üzerinde kaldığı sürece bir sıkıntı yok. Burası da dediğim gibi yaklaşık olarak bakın şu bölgede şöyle bakacak olursak bu bölgeye ne zaman girmiş? 3 Kasım, 23 Kasım 2020, 1 yıllık bir bölgede hemen. 1 yıldan beri bu bölgenin içinde. Bunun üzerinde kaldığı sürece bence şurada da şöyle bir kanal yapısı oluşturdu. BİM'e benzer bir yapı arkadaşlar bu da. Bakın şöyle BİM'e benzer bir kanal yapısı. Şuradaki yükselişin düzeltmesini yukarı doğru giderek yapıyor. Burada dediğim gibi 100 liranın üzerinde yine aynı şekilde 100 liranın üzerine attığımız noktada çok sert bir şekilde ben yukarı gitmesini bekliyorum arkadaşlar. Tofaş tarafının. Tofaş'ta beklentilerim biraz daha yüksek arkadaşlar. Şimdi büyük resme baktığımız zaman da biraz daha anlayacağız. Yukarı doğru hareketin olma ihtimali yüksek gözüküyor. Şuradaki 60'lardan gelip hareketin düzeltmesini yapıyor diye düşünüyorum. Buradan yeni bir yükseliş dalgası başlayacaktır önümüzdeki günlerde. Büyük resme hemen bakacak olursak da bakın büyük resme de buradaki daha önce de buna çok kez bakmıştık. Şöyle bir şey var. Bu da bu çizgi BİM'in çizgisinden daha da eski. İşte 2000 yılından ne zamana kadar? 2021 yılına kadar 21 yıldan beri işte bu çizgiyi zorlamışız, zorlamışız. Hep buradan satış gelmiş ve kırmışız. Kırdıktan sonra işte geçtiğimiz aylarda bu Doblo'nun üretimiyle ilgiliydi sanırım. Doblo'nun üretiminin İspanya'ya verilmesiyle ilgili bir satış gelmişti ve 60'lara kadar pullback yaptı. Arkasından şöyle şunu da silelim. Buradan hareketine başlayacak gibi geliyor arkadaşlar ve yeni bir kanal yapısında yeni bir yukarı doğru hareket başlayacaktır diye düşünüyorum. Tofaş tarafındaki hareket de bu durumda. Endekse göre hareketine bakacak olursak da bakın burada da aynı şekilde endekse göre pozitif ayrışmış durumda. Bakın şurada burada bir şey yapmış. Son dönemde burayı kırmış ve buraya pullback yapmış ve bence yeniden endeksten pozitif ayrışacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Tofaş tarafındaki görüşlerim de bunlar. Evet arkadaşlar, endeks ve hisselerle ilgili görüşlerimiz bunlardı. Önümüzdeki hafta için herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.